Başkan Vekilim, Kültür Turizm Bakanlığımızın saygıdeğer uzmanları, konseylerimizin, turizm sektörümüzün, genel kurumsal medyamızın değerli temsilcileri, İznik yönetim planı, strateji, hedefler ve ilerleri belirlenmesi için İznik Aşım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, çok değerli konuklar, toplantımızın ayına Atatürk'le, Bilmesi, tüm şehirlerimizi, Şükran ve Ardiklador, size İznik'ten Vali Yardımcım başta olmak üzere çok kıymetli İznik Kaymakamımızı, İznik Belediye Başkan Vekilimizi, kurum yöneticilerini, yerel yöneticileri, asıl değerli hocalarımızı, üniversite yöneticileri. Ya şunu bir kere İznik bize bilmemiz lazım. İznik bize bir miras ama. Miras artı İznik bize bir emanet. Bizim bu emaneti en güzel bir şekilde daha ileri noktalara taşımamız lazım. Ben bir yerel yönetici olarak geldiğim günden beri 28 aydır şunu ifade ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde, fotoğrafa biraz daha genel baktığım için. İznik sadece İznik için değil, İznik Bursa için de, ülke için de çok ama çok değerli. Olayı sadece bir ekonomik aktivite boyutuyla bakmak istemiyorum. Yani İznik'te gerçekten çok önemli nöneler var, çok önemli bir altyapı var ve bizim bu altyapıyı bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya çok daha iyi tanıtmamız gerekiyor. UNESCO listesine alınmak olayı her şey, yani olayın tamamlanması demek anlamına falan gelmiyor tabii ki. Önemli bir aşama, bizim için önemli bir marka ama bundan sonraki süreçte takip edilmesi gereken konular var. İnanmak başarmanın yarısıdır diye amiyane bir tabir var biliyorsunuz. Bir kere Bursa'da yaşayan herkesin, sadece İznik'te demiyorum, Bursa'da yaşayan herkesin İznik'in bu yönüne kesinlikle inanması ve sahip çıkması gerekiyor. Esnafıyla, sanat tarihçisiyle, Çinli işi yapanıyla, sanayicisiyle, turizmcisiyle, velhasıl üniversite hocasıyla ve diğer tüm katmanlarıyla ama tabi başta kamu kurumu ve yerel yöneticileriyle bu işe inanması gerekiyor. Arama toplantısı geldiğimiz noktanın bilgilendirilmesi ve bundan sonraki süreçle alakalı da sizin görüş ve fikirlerinizin alındığı bir çalıştay formatında devam edecek. Az önce de yine ifade edildi hocam söyledi. 9-11 Nisan tarihlerinde ilki yapılacak olan bir Çin sempozyumumuz var. Ben dün konuyu bakanlığımıza da aktardım. Yapılan restorasyonlarımız var. Müzemiz bitmek üzere, Süleymanpaşa Medresesi bitmek üzere. Diğer tüm çalışmalar yine devam ediyor. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki hem doğal güzellikleriyle, hem tarihi güzellikleriyle ama özellikle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış yapısıyla İznik gerçekten muhteşem bir doğal harikası, muhteşem bir şehir. Bu manada Bursa'mız için de büyük bir güç İznik. İnşallah el birliğiyle çok uzak değil, birkaç yıl sonra ben bunun keyfini, heyecanını, ayrıcalığını ama beraberinde de şehrimize getirilerini ziyadesiyle yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. İnandığım için de arkadaşlarıma özellikle bunu ifade ediyorum. Bugün burada İznik'ten jandarma teşkilatımızdan da, İznik'ten efendim mesela Buski'den de, Boyadaş'tan da arkadaşlarımız geldiyseler, bu dert demek ki hepimizin derdi. Hepimizin üzerine düşen ciddi sorumluluklar var bu noktada. Ben bu manada tüm arkadaşlarımızı bir kez daha bu vesileyle uyarmak hakkında değil ama konuya sahip çıkmak adına bir ikaz edinmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle de çok değerli hocama, yıllardır tanıştığımız, sevdiğimiz, saydığımız hocamız başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara, alın terini, akıl terini, bilgisini buraya aktaran herkese çok teşekkür ederim. Toplantımız hayırlı olsun inşallah. Zengin doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarmamız gereken
önemli bir emanet olduğunu bilincindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Bursa Büyükşehir Belediye'miz işbirliği protokolü çerçevesinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Aktaş ve hepsi birbirinden değerli çalışma ekibiyle bilim insanlarının öncülüğünde hem İzmir, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmesi için adaylık dosyası hem yönetim planı hazırlığı için yapılmakta olan çalışmalar İzmir Alan Başkanlığımız tarafından götürülmektedir. 2017 yılından beri oluşturduğumuz uzmanlarla birlikte başlattığımız çalışmalarımız Aralık 2018'de yönetim alanı sınırlarının belirlenmesine yönelik olarak yaptığımız geniş katılımlı koordinasyon toplantısından sonra odaklı toplantıları devam etmiştir. Bugün de sizlerle birlikte yönetim planı hazırlığına yönelik gerçekleştireceğimiz arama toplantısını heyecanla yaşıyorum. İznik Alan Başkanlığımız koordinatörlüğünde yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Bursa Valiliğimiz, Bursa Büyükşehir Belediye'miz, Bursa Uludağ Üniversitemiz, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediye'mizle birlikte gerçekleştireceğimiz 9-11 Nisan 2020 tarihlerinde yapacağımız İznik Çin ve Seramik Sempozyumu'na hepinizi şimdiden davet ediyorum. Tarih, arkeoloji, tarih, dinler, tarih, tür sanatı, peyzaj, fikratik, ziraat, halk bilimi, biyoloji, iktisat, sosyoloji ve turizm konularında meslek profesyonelleri ve uzman akademisyenlerimiz yaklaşık 20 farklı üniversiteden. Geçmişi milattan önceye dayanan ve Osmanlı devrinde bilginler kenti olarak anılan İznik, iki ökümenik konsili ağırlamak ve İznik çinesi üretimi gibi dünya ve ülkemiz kültür tarihi bakımından son derece önemli olaylara ev sahipliği yapmış, İlker Çelebi'nin de dediği gibi beş mevsime sahip olağanüstü özelliklere sahip bir şehir. 20 asırdan fazla bir geçmişle beslenen İznik'te her medeniyet, kendi, inanç, ahlak, sanat ve felsefe anlayışı çerçevesinde şehri tanımlayıp şekillendirmiş. Bunu yaparken de bir öncekinden devraldığı mirasa yeni tecrübeler eklemiş. Bugün sadece Bursa'nın ya da ülkemizin değil, dünyanın da kültürel birikimi oldukça yüksek nadide şehirlerinden biri olan İznik, kurulduğu günden bu yana ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin kültürel izlerini taşımakla aslında biraz önce Murat Hocam'ın da ifade ettiği gibi bir miras olmaktan çok zengin doğal ve kültürel değerlerine gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanettir. İznik'in dünya miras antik bir kent olduğu bilinciyle gerek Sayın Valimiz gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkıları ve İznik Alan Başkanımız Profesör Murat Taş'ın olağanüstü gayretleri ve ilçemizin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınabilmesi bugüne kadar birçok çalışma yapıldığı gibi bu konuda bundan sonra da birçok çalışma yapılması planlanmaktadır. İşte bugün de bu bağlamda şehrimizin tarihi dokusunun doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması ve değerlendirilmesi, aynı zamanda değişimin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve İznik'in değerlerini uluslararası camiaya daha iyi tanıtabilmek, tarihi mirasımızı iyi yönetebilmek amacıyla bu çalışmalardan birini daha bugün hep birlikte icra edeceğiz. Değerli konuklar, İznik'in UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınma sürecinde başta halkımıza, İznik'teki tüm kamu kurum ve kuruluşu yöneticilerine, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileriyle sürece katkı sağlayacak her türlü paydaşa önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk anlayışıyla bugüne kadar hepimizin sahip çıktığı ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceği tüm bu çalışmalar sonucunda inanıyorum ki hedefimizin gerçekleşmesi mutluluğunu da